tüm siyasi partilerden. Çok isim var. Büyük şehirlerde de şu andaki belediye başkanlarının değişeceği konuşuluyor. Eğlenceli bir seçim mevsimi geçecek galiba anladığımız kadarıyla. Çok sürpriz bir isim var. Türkiye nefesini tuttu. Son yılların en heyecanlı seçimlerinden birine giriyoruz. Seçime çok çok az bir süre kaldı ve miting meydanları doluyor, taşıyor. Tek gündem bu. Yarın ne olacak? Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Apar topar canlı yayına girdik. Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. Biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Özellikle İsrail'de Benjamin Netanyahu kabinesi toplantı halinde askerlerle beraber farklı görüntüler geliyor. İran'dan bir drone saldırısıyla ilgili haberler İsrail tarafından doğrulandı. İran'ın drone saldırısıyla yaptığıyla ilgili. Birazdan Biden'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. O da güvenlik danışmanlarıyla toplantıdaydı. Farklı yerlerden gece sıcak geçeceğe benziyor. Bakalım neler olacak, biz de merakla bekliyoruz. O sebeple bir son dakika yayını açtık. Yayını beğenirseniz seviniriz. Ne kadar farklı kişi ulaşırsa bizim için o kadar iyi. Şimdi konuklarım olacak. Neler olduğunu, bölgede neler yaşandığını sizlere anlatmaya çalışacağız. Arif Keskin bizlerle. Arif Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar Kenan Bey. Merhaba, tam ne oluyor acaba? Yani bu ilk olayın en başına gidersek bir kriz mi vardı yoksa Gazze meselesinden dolayı mı süreç başladı? Bir anlatır mısınız acaba? Hiç bilmeyenler için İran ve İsrail arasında neler yaşanıyor? Evet, aslında 7 Ekim Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra başlayan sürecin hemen akabinde İsrail İranlı devrim muhafızları komutanına yönelik geniş çaplı eylem yapmaya başladı. O günden bugüne kadar bazen basına yansıyor ve yansımıyor. 30'a yakın üst düzey devrim muhafızları komutanı öldürüldü. Bakınız mesela Kenan Bey ilk Seyit Rezi Musevi diye birini öldürdüler. Seyit Rezi Musevi İran'ın bu kendine yakın örgütlerin Orta Doğu'daki lojistiğini sağlayan çok etkin, önemli bir kişiydi. Ve bunu da Suriye'de öldürdüler. Ardından Seyit Rezi Musevi'nin ardından yine de Suriye'de üst düzey Kudüs güçlerine bağlı, yani devrim muhafızlarına bağlı istihbarat birimini toptan yok etti. Ve o aslında o bir yönüyle de İran'ın en üst düzey istihbarat kişileri öldürüldü o saldırıda. Saldırıda yani şöyle düşünelim. Kudüs güçleri devrim muhafızlarına bağlı ve Kudüs güçlerinin en önemli görevi İran'ın yurt dışındaki faaliyetlerini yürütmek. Hem istihbarati, örgütleme, propaganda vesaire. Bugün Yemen'den Irak'a kadar uzanan bütün o İran'a yakın örgütler bu Kudüs güçleri tarafından destekleniyor, örgütleniyor, organize ediyor. Bu Kudüs güçleri bu özelliği nedeniyle istihbaratın en fazla akışı olduğu bir yerdir. Ve doğal olarak bunun bu takımı öldürdü İsrail. Ve ardından ne hikmetse yeniden Mehmet Rıza Zahidi olarak bilinen yine devrim muhafızlarının bu coğrafyadaki Kudüs güçlerinin bu coğrafyadaki komutanı ve bütün yardımcılarıyla birlikte öldürüldü. Ve şöyle de bir şey oldu ki Mehmet Rıza Zahid aslında Kasım Süleyman'dan sonra Amerika ve İsrailler tarafından öldürülen en büyük tırnak içinde en büyük komutan olarak adlandırıldı. Ve bir yönüyle de bu. Ve bu şunu gösterdi ki İsrail aslında bu öldürmeye devam edecek. Ve ayrıca başka bir şey daha da yaşanıyordu Kenan Bey. Bu Gazze 7 Ekim Gazze yaptıktan sonra şu tartışılıyordu ki İran'da Gazze çatışmasında İsrail Gazze işini bir şekilde sonuçlandıktan sonra
İran'a yönelecek ve büyük ihtimal İran'ın İran'da da bir şeyler yapacak. Ve hatta İranlı bir siyaset bilimci var, Sadık Ziba Kelam. Çok böyle vulgar bir şekilde şunu söyledi. Gazze süreci bittikten sonra İsrail bizim kulağımızı çekecek. Yani bizim kulağımızı çekecek ve böyle de bir beklenti de aslında İran tarafından vardı. Bir taraftan da Amerika'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Trump'ın gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Ve doğal olarak İsrail İran'a karşı radikalleşirse Amerika'da Biden'ın yerine Trump gelmesi her şeyi bambaşka değiştirebilir bu süreci. Ve doğal olarak İranlılar bunun bir noktada durdurulması gerektiğini düşündüler. Diğer taraftan İsrail açısından bakıldığında şudur. İsrail şunu net olarak söylüyor. Senin burada ne işin var? Yani sen bir asker olarak burada gelmişsin. Örnek veriyorum, buraya silah taşıyorsun. Para taşıyorsun. Organize ediyorsun. Mesela bakınız, mesela Kenan Bey, bu son öldürülen komutan Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını okursanız ve onun hakkındaki daha sonra yayınlanan fotoğraflarda da görülüyor. Bu adam 80'den sonra Lübnan'da Hizbullah ve İsrail'in tüm çatışmalarında bir fiil olarak katılmış bir adamdır. Yani bir fiil olarak o çatışmanın içinde olmuş bir kişidir. Ya İmad Mughniye var. Filistin ve Hizbullah'ın önemli şeylerinden de hayalet adam olarak. Uzun yıllar Amerikalılar onu bulamıyorlardı. Mesela bir İmad Mughniye'nin en yakınlarından biridir bu adam. Yani öldürülen birisi. Yani aslında bu öldürülen kişiler basit olarak görülüyor ama bunlar 1979'dan sonra Filistin, Lübnan, Irak, Türkiye, Azerbaycan, bildiğimiz bütün bu alanları organize eden, örgütleyen kişiler. Ve bunlar sıradan insanlar değiller. Değiller. Ve doğal olarak bu Gazze çatışmasından sonra şöyle bir durum oluştu İsrail açısından. İran'ı bir şekilde etkisiz hale getirmediği takdirde bir yönüyle de Filistin'de istediğini yapamayacak bir şey var. Tabii ki bunun başka yönleri de var. Sonuç itibariyle İsrail'in bir amacı da var olan bu sıkışmışlıktan çıkmak. Yani Filistinlerin dışında bir düşman üretip dünyayı oraya yönlendirip ve bu sıkışmışlıktan çıkmak. Bakınız mesela şu anda biz Gazze'yi daha tartışmıyoruz. İran'ı tartışıyoruz. İran-İsrail'i tartışıyoruz. İsrail Netanyahu'nun toplumsal meşruiyeti dibe vurmuştu. Dünyada İsrail ciddi şekilde sorun yaşıyordu. Amerika ile Avrupa ile ihtilafı vardı. Ama İran gerginliği tüm bu ihtilafları aşmalarına neden oldu. Bugün Amerika İsrail'i destekleyebilecek şeyi var. Ayrıca İran'ı hedef tahtasına koyarak bütünleri Arapları da Filistin meselesinin dışında tutmaya. Bak dedi, burası senin alanın değil. Burası aslında İran'ın alanıdı ve İran bir yönüyle de burada etkin olduğu takdirde sadece beni değil, Suudi Arabistan seni de, Birleşik Arap Emirlikleri seni de tehdit edebilir, tehlikeye atabilir. Bakınız bugün eski devrim muhafızları komutanı Yahya Sefevi ve bu aslında Hamenei'nin de, yani İran liderinin de danışmanı, ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki İran ekseninde, İran merkezinde yeni Orta Doğu kuruluyor. Yani İran ekseninde kuruluyor bir yeni Orta Doğu. Ve İran ekseninde yeni bir Orta Doğu'nun kurulması ne anlama geliyor ki? Tabii ki İsrail'in de amacı bunun açığa çıkması, bir yönüyle de Filistinlilerin yalnızlaşması ve Arapların da bunun bir yönüyle de dışarısında kalması. Biz mesela neyi tartışıyorduk biraz belli bir süre önce? Türkiye'de İsrail'le ticaret olsun mu olmasın mı? Gazze'ler, evet, insanı yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bütün bu tartışmaların hepsi gölgede kaldı. Ve aslında İsrail buradan ciddi... Arif Bey, bir şey sorabilir miyim Arif Bey? Çok özür dilerim, araya girerek. Şimdi daha önce de yayınlarda sizle birkaç yayın yapmıştık. O dönemde biliyorsunuz şöyle bir cümleniz vardı yanlış hatırlamıyorsam.
79'dan bu yana İran'ın çok böyle bir sıcak bir savaşa girmek istemediğiyle ilgili bir şey vardı. Şimdi o söylem değişti mi? Yani siz diye hatırlıyorum ama başka bir uzmandan da yok, duymuş onu ben söyledim. Hala da o benim benim fikrim budur ki İran'ın savunma ve askeri doktrini doğrudan, yani Amerika ve İsrail'le doğrudan çatışmaktan kaçınmak. Bu onun bir şeyiydi. Ve öyle bir doğrudu. Şu anda niyetleri bir savaşı, bir Amerika ile İsrail'le bir savaşı tetiklemek değil ama oraya doğru götürebilir. Bunu neden söylüyorum? Bakınız, yani neden İran bu noktada? Bakınız Kenan Bey, İran 1980-88 arasında 8 yıl bir Irak savaşı yaşamış. Ve doğal olarak savaşın nasıl yıkıcı olduğunu çok iyi biliyor. Ve hala da o savaşın zorluklarını, sorunlarını ve o savaşın getirdikleri kötü sonuçlarını aileler hala yaşıyorlar. O savaşın gazileri ve saireleri üzerinden. İkinci en önemli husus, İran ekonomisi çok kötü ve İbrahim Reis'i İran ekonomisini düzeltme yerine tam tersine daha da kötü etkiledi ve İran ekonomisi bir savaşı kaldırabilecek bir güçte değil. Üç en önemli husus, İran toplumunun geneli İran'ın Ortodoks siyasetini benimsemiyor ve kabullenmiyor. Ve doğal olarak bu kabullenmediği, benimsemediği bir siyasetin nedeniyle bir savaşı da meşru olarak görmesi zor gözüküyor. Bu nedenden dolayı böyle bir savaşın toplumsal anlamda da, İran'da toplumsal anlamda da meşruiyetini kazanması da zor var. Başka bir şey, sizinle de tartıştık bu sizin yayınınızda da. Mehsa Emini olay öldürülmesinden sonra neredeyse 6 ay 7 ay süren uzun bir toplumsal protesto gösterileri yaşandı. Hala da o protesto gösterilerin psikolojisi tam anlamıyla şey değil ve doğal olarak öyle bir kırılgan bir zemin orada duruyor. Ve doğal olarak bir savaşın bunu yeniden tetikleyip tetiklemeyeceği, yeni bir toplumsal protestoları tetikleyip tetiklemeyeceği riski de rejim açısından orada duruyor. Net olarak şu anda orada var. Geçenlerde İran'da meclis seçimi yapıldı. İran tarihinin en düşük meclis seçimleri oldu ve İran toplumu seçimlere katılmadı. Ve doğal olarak İran'daki siyasal rejimin siyasal alanda meşruiyetinin ne kadar zor bir sürece girdiği çok çok açık. Başka bir tartışma daha var. Bakınız, İran-Irak savaşı... Arif Bey, bir böyle bir şey yapalım. Biz şimdi, siz konuya çok çok hakimsiniz ya, bazı izleyicilerimiz tam olayı anlayamıyorlar. Biz şimdi böyle basit basit gidelim mi? Ben size birkaç tane soru sorayım. Onlar üstünden devam edelim. Tamam. Şimdi İran şu anda İsrail'e saldırı başlattığını duyurdu tüm dünyaya. Şu anda İran'ın İsrail'le herhangi bir alanda savaşa girebilecek bir kapasitesi var mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Benim fikrimce İran'ın bu savaşı sürdürebilecek bir kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anlamda o kapasitelerin en önemlisi toplumsal kapasitesi, askeri kapasitesi, ekonomik kapasitesi vesaire. Bakınız Kenan Bey, temel mesele şudur. Siz birinci darbeyi vurabilirsiniz. Yani İran bunu yapabilir. Hatırlarsanız mesela İran Kasım Süleymani öldürüldükten sonra Ayn al-Asad'a boş bir üssü bombaladı. Amerikalılar yanıt vermedi ve doğaları olay orada dindi. İran Pakistan'a saldırdı. Pakistan bir yanıt verdi. İran yanıt vermedi. Orada durdu. Şimdi sorun şudur. İran İsrail'i vuruyor. Diyelim vurdu. İsrail buna karşılık verdi. İran karşılık verecek mi? Bunu sürdürecek mi? Bunu sürdürdüğü takdirde bir zincirleme, bir ping pong süreci olduğu takdirde bu zaten bir savaşı tetiklemek anlamına gelecek. İran bunu kaldırabilecek mi? Bunu yapabilecek mi? Ve bu önemli bir riskidir. Benim kişisel görüşüm
sınırlı belli bir düşük bir şeyi kaldırabilir ama o da çok önemli yıkımları da beraberinde. Bir de ekonomik kriz var değil mi? Ekonomik kriz de var İran'da. İran'da her şey güllük gülistanlık da değil. Bir de öyle bir süreç var işin içinde. Evet, ekonomik kriz var. Petrolü satamıyor, doğal gazını doğru düzgün satamıyor. Şimdi bir çatışma olduğu zaman Basra Körfezi de gerginleşecek. Büyük ihtimal oradan enerji akışı da zorlaşacak. Çünkü biz aynı şeyi mesela Ukrayna-Rusya savaşında da gördük. Ve doğal olarak bunlar İran'ın ekonomisini ciddi şekilde vuracak. Ayrıca başka bir şey daha var. Para kaçacak. Yatırım gelmeyecek. Kimse oraya gitmez. Bak şu an itibariyle yabancılar İran'ı terk ediyorlar. Büyükelçilikler boşaltılıyor. Yabancı yerler olanları terk ediyorlar. Para gelmeyecek. İran zenginleri orta sınıf ve üzeri büyük ihtimal parasını dışarı çıkartmaya çalışacak. Türkiye'ye veya başka bir yere doğru bir para akışı da olabilir. Bunu da biliyorlar. Mesela ben bunu hatırlıyorum. Çok şeyden önce önce mesela o zaman söylediler kaç yüz milyar dolar İran'dan para çıkışı yapılmış. Çünkü para İran'da durmuyor. Zenginler paralarını orada tutmuyorlar. Türkiye'de ev alıyorlar. Kanada'ya, diğer yerlere götürüyorlar paralarını. Ve doğal olarak böyle bir süreçte ciddi para çıkışı yapılacak. Ticaret duracak. Bakınız Kenan Bey, bu tartışma başladıktan sonra İran'da döviz satışı, altın satışı dahil birçok şey durmuş. İnsanlar hiçbir şey daha yeni bir şey alıp dükkanına koymuyorlar. Korkuyorlar. Veya alanlarda özellikle de önemli maddeleri satmıyorlar. Yani bu bir yönüyle de İran ekonomisini ciddi şekilde şey yapabilir. Yani bu anlamda kanımca, yani bütün bu maddeleri sıraladığım zaman ben İran'ın doğrudan bir çatışmayı sürdürebilecek bir kapasitesinin olmadığını düşünüyorum. Ama buradaki süreçte bir tür şey onu, bu tavuk stratejisini uygulayabilir yani bir yönüyle. Tavuk stratejisi şudur. Yani diyelim iki tane araba karşı karşıya geliyor. Direksiyonu kırıyorlar. Korkan çekilsin. Yani sonuçta ben arabadayım, direksiyonunu kırmışım, direkt geliyorum. Korkan çekilsin. Bir tür tavuk stratejisi bütün korkan çekilsin şeyine girebilir. Ve bu bir yönüyle de İran'ın aslında istemediği bir alanın içine itebilir. Belki de beklentisi şu olabilir: Amerika devreye girer, Çin devreye girer, Rusya devreye girer, Türkiye ve bölgedeki ülkeler devreye girer. Bir şekilde bunu belli bir yerde durdururlar ve aslında ben de amacıma ulaşmış olurum. Ama böyle de olmayabilir. Bunlar da etkili olmayabilir İsrail üzerinde. Ve bu bir yönüyle de İran istemediği bir sürece. Ama şu an itibariyle bile kanımca İran büyük bir krizi, büyük risklerle kapılarını araladı. Savaş olmasa bile, doğrudan savaş olmasa bile İran bu var olan son süreçte çok büyük bir krizlere kapısını araladı. Bu iç ve dış siyaset dahil birçok şeyi açık şekilde etkileyeceği çok açık. Yani çok çok açık. Yani çünkü bambaşka bir noktaya doğru getirdiler süreci. Arif Bey, bir şey daha sorayım. Hazır siz de biraz da sürekli konuşma halindesiniz. Sizi bir dinlendirmek istiyorum. Özellikle Amerika'dan açıklamalar geliyor. Şimdi işte muhtemelen bu sürece en sıcak noktada dahil olacaklarını düşünüyoruz. Eğer bu süreç devam ederse, sıcak bir şekilde devam ederse, karşılıklı drone saldırıları, füzelerin de devam ettiğinde. Şimdi zaten İran'a ambargo uyguluyor. Başka ne yapabilir ki Amerika sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani Amerika tabii diplomatik olarak Avrupa ve Amerika bir harekete geçebilirler. Ama önemli olan şudur. Aslında İran bir yönüyle de Amerika-İsrail arasındaki var olan ihtilafı
yararlanamadı. Yani şu anlamda Amerika İsrail'le son dönemde belli konularda ihtilaf yaşıyordu. Özellikle de İran konusunda. Çünkü Amerikalılar İran'la bir çatışma istemiyorlar. Neden? Çünkü bir başkanlık seçimi var. Neredeyse bir 6 aylık, 7 aylık bir süreç var. Böyle bir süreç içerisinde Biden böyle bir riskin neyle sonuçlanacağı meçhul bir riske girmez. Ayrıca Amerika'nın önceliği Rusya ve Çin. Şu anda Rusya ile Ukrayna'da bir savaş sürüyor. Böyle bir dönemde farklı bir cephenin açılması, başka bir cephenin açılması Amerika'nın Rusya ve Ukrayna cephesini ya bırakması ya orada biraz daha profilini düşürmesini zorunlu kılıyor. Bu da Putin'in elini güçlendirecek, Rusya'yı güçlendirecek. Amerika Asya Pasifik'e enerjisini Çin'e ve Asya Pasifik'e yoğunlaştırıyordu. Ama şu anda İran krizi çatışması ortaya çıkarsa Çin'e de muhtaç oluyor, Rusya'da muhtaç oluyor. İster istemez zorunlu olarak bu süreçte. Bu açıdan bakıldığında Amerika'nın önceliği böyle bir uzun süreli bir çatışma değil. Ama İsrail İran ilişkilerinde biraz önce sizin de doğru tespitiniz söyleyelim. Eğer bu süreç devam ederse Amerika zorunlu olarak sürece dahil olur. Evet. Zorunlu olarak sürece dahil. Zaten sürece de şu anda dahil olmuş vaziyette. Hem istihbaratı olarak destek veriyor, hem savunma olarak destek veriyor. Saldırıya geçip geçmeyeceği meçhul. Ama sonuç itibariyle şu anda bir caydırıcılık unsuru olarak orada duruyor. Sonuçta İran'a ben de varım diyor İsrail'in yanında. Bu açıdan bakıldığında Amerika'nın da devreye girme ihtimali var. Başka bir şey daha da var. O da şudur. Bakınız Amerikalılar bir dönem özellikle de Biden ve onun çevresi bir dönem şöyle düşünüyorlar. Çin ve Rusya küresel sorun, İran bölgesel sorun. İran bölgesel sorun olduğu için zaten İsrail komşularıyla, İbrahim anlaşmayla, Suudilerle ve diğerlerle anlaşma yaparak İran'ı belli bir derecede etkisizleştirebilirler. Ve ben Orta Doğu'da kalarak ama ayrıca ben Çin'e ve Rusya'yı engellemem lazım. Böyle düşünüyordu. Ama gelinen noktada şu oldu. Şu kanı ortaya çıkıyor. İran sorunu çözülmediği zaman Amerika'nın küresel olanakları da sınırlanıyor. Yani Amerika İran sorunu çözmediği takdirde Çin'le de Rusya'yla da istediği bir rekabeti yarışına giremiyor. Ve doğal olarak İran sorununun çözülmesi zorunlu hale geliyor. Ve bu da önemli bir riskidir aslında İran açısından. Ve İran bunu tetikliyor. İran bu riski tetikliyor. Son olarak şunu sorayım. Siz ne bekliyorsunuz bu geceden sonra? Ciddi bir sıcak çatışma ortamı olur mu yoksa sakinleşir mi? Yani İsrail ve Amerika'nın yani şu anda söyleyelim bu İHA ve SİHA'ların isabet edip etmeyeceğine bağlı. Şimdi İran'ın planı nedir? Sadece bununla mı sınırlı kalacak? Mesela diyelim İsrail bütün bunların hepsini imha etti. Hiçbirisine hedefine ulaşmadı. Hedeflerine ulaşmadı vesaire. Yani aslında bir defa İran'ın askeri olarak vurduku isabet gücüyle orantılı. Ne kadar isabetli bir darbe indirecek oraya? Nereyi vuracak? Bütün bunlar hepsi şu anda meçhul. Buna paralel olarak eğer etkileyici bir şey olursa orada şeyde ve İran sadece İHA dronlarla değil füze ve diğer şeyi de devreye sokarsa diyelim buna paralel olarak Hizbullah, Husiler ve Iraklılar da devreye girerse doğal olarak ister istemez zorunlu olarak çok yönlü bir çatışmayı tetiklemiş olacak. Yani benim buradaki şey olarak aslında İran'ın şu andaki yaptığı saldırıların isabet oranı ne kadar olacak? Yani nereye vuracak ve ne olacak? Biz bunu bilmiyoruz. Evet. Bunu bilmediğimiz için ama eğer isabet gücü yüksek olacaksa, çok yönlü bir krizi beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.
Arif Bey çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli yorumlarınız için özellikle İran tarafından sürece baktınız. Teşekkür ediyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Ve önümüzdeki günlerde neler olacak, neler yaşanacak diye. Çok sağ olun. Şimdi önemli bir tweet önüme düştü. Hatta sağ olsun Yunus Emre bana WhatsApp'tan yazıyor. Diyor ki şu an bölge büyük bir krize gidiyor ama direksiyonda bir tane yetişkin yok. Obama döneminin danışmanlığından Jasminel Gamal'ın şeyi tweet'i ilginç. Amerikalılar da şokta. Herkes bu saldırıyı bekliyor, konuşuyordu. Fakat Biden ve yönetimi karşılığı ne olabilir diye plan yaptı meçhul. Kamala Harris bile acil durum toplantısına katılmamış. Yani başkan yardımcısı uzaktan bağlanmış. Samet Doğan bizlerle, bölgeyi bilen gazetecilerden birisi kendisi. Samet merhaba. Nedir merhaba, durum? Genel nasıl, iyi yayınlar. Nasıl okumak gerekiyor sence bu drone saldırısını? Yani aslında beklenen bir şeydi. Fakat tabii drone saldırısını ben de beklemiyordum açıkçası. Fakat şöyle bir durum var. Drone saldırısının savaştaki amacı önce demir kubbeyi zayıflatmak. Zaten buna yakın yorumlar yapılıyor sosyal medyada da. İran'da, İran medyası da bunu söylüyor ve arkasından asıl balistik füzelerin geleceğini söylüyorlar. Çünkü bir taraftan Hizbullah da Lübnan'dan yine demir kubbeyi zayıflatmaya çalışıyor. Tabii bunları konuşuyoruz ama İsrail tarafı da diyor ki İsrail'in bu yaptığı saldırı, yani bu dronlara girilen koordinatlar sadece askeri bölgeleri içeriyor. Yani sivil bölgelere bu dronların düşeceğini öngörmüyorlar. Yani beklenen saldırı sonunda gerçekleşti. Bu tarihte bir ilk, İran'la İsrail ilk defa tarihi bir süreç yaşıyoruz şu anda aslında. Yani. Evet. İlk defa karşı bir şey söyleyeceğim Samet. 80'den bu yana biliyorsun İran sürekli olarak İsrail'i tehdit ediyor. Farklı Amerika'yı tehdit ediyor. Farklı ülkeleri, bölge ülkelerini tehdit ediyor. Ama dönüp baktığımızda ciddi manada bir sıcak çatışma ortamı yaşanmadı bugüne kadar. Evet. Yani sen mesela bunu ve geçmişi bir arada baktığında sen bundan sonraki ciddi manada bir süreç olur mu? Birinci sorun bu. İkinci olarak da yani zaten İran'a ambargo var, silah ambargosundan evet, tutta birçok farklı nokta. Ne yapabilirler özellikle Batı İran için? Zaten şu an kullanılan bütün silahlar İran'ın ikinci soruna cevap vereyim. İran'ın yerli mahalli üretimleri. Bu silahları özellikle Rusya Ukrayna'da test etti. Yani bu silahların etkili olduğu görüldü. Yani tank, özellikle zırhlı personel taşıyıcılarında, tanklarda bu silahlarla onların imhası, konvoyların imhası mümkün göründü. Fakat şu an bu İHA'ların asıl hedefinin oradaki askeri bölgeleri vurmak değil. Çünkü bunlar çok mahalli ve sadece koordinatlarla hareket eden bir takım bomba yüklü araçlar. Yani İsrail ordusu da onu söylüyor. Yani bunların ciddi bir şeyi yok. Bir füze kadar hasar durumu yok. Fakat herkes biliyor ki önden gönderilen bu silahlar hem uçaklardaki hem de demir kubbedeki hava saldırısına karşılık gelen roketleri bitirmek. Bunu zaman zaman Hamas da yapıyor. Gazze'den atılan roketlerin büyük ilk etabı boş borulardan oluşuyor. İçinde patlayıcının olmadığı. Demir kubbe onlara karşılık verdikten sonra ikinci partiyi gönderiyorlar. Hasılı ben teknik olarak İran'a bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Bu saldırı bu geceyle kısıtlı kalırsa ama devam ederse tabii ki başka yeni senaryolar konuşulur. Amerika'nın günlerdir bu saldırıyı beklediğini, İran üzerinde askeri hareketliliği gördüğünü söylüyordu Amerika tarafı. Fakat Amerika ile İsrail arasındaki görüşmelerde bunun kısıtlı ve sadece bazı askeri noktalara yapılacağı söyleniyordu. Çünkü
Aslında şu an biz İran'ın saldırısını konuşuyoruz ama İran şu an buraya çekilmiş durumda baktığımızda. Çünkü aylardır Şam'da, kısmen Irak'ta İran'ın askeri bölgeleri vuruluyordu İsrail tarafından. Yani neredeyse iki günde, üç günde bir Şam'da bir hava saldırısı görüyorduk. Dolayısıyla İran her geçen gün bu sıkışmışlığı hissediyordu ta ki konsolosluğu vurulana kadar. Bu artık İran'a kaçacak bir yer bırakmadı İsrail. Bunu daha geriye götürürsek İsrail Hamas'ın kendisine yaptığı bu son saldırının İran saldırının içerisinde bir İran parmağı olduğu iddiasıyla sürekli bu iddiayı dile getiriyordu. Aslında İsrail bir anlamda İran'ı sahaya çekmiş bulundu. Fakat İran aslında çok çabaladı. Yani buraya girmemek için. Kaldı ki Hizbullah yani tamamıyla İsrail karşıtlığı üzerine kurulmasına rağmen bu son Gazze'deki operasyona bir karşılık vermedi. Çok kısmi sınırda her zaman İsrail ile Hizbullah arasındaki kısa devre çatışmalar dışında hiçbir şey yaşanmadı. Benim tahminim bir yerde bu operasyonun sınırlandırılacağı, İran'ın biraz prestijini kurtarma operasyonu gibi görünüyor. Fakat yine de tabii ki işin içinde Husiler var, Yemen var, Irak var, Hizbullah var. Her şeye açık. Yani eğer İsrail şu anki saldırıya çok sert yanıt verirse İran toprakları üzerinden biz yarın sabaha artık büyük bir bölgesel savaşa uyanmış da olabiliriz. Yani o her zaman şu an rafta duruyor. Peki kapsam genişler mi sence, yoksa sadece İran, İsrail? Muhtemelen Amerika büyük ciddi manada bir destek verecek İsrail'e. Onu zaten biliyoruz. İngiltere de şu an veriyor, evet. Rusya Başbakan'ın bir açıklaması var. Ne demiş? Diyor ki Rusya Sunak İran'ın saldırısını güçlü bir şekilde kınamış. İngiltere'nin savunması, İsrail'in savunmasına destek vereceklerini açıklamışlar. Şimdi bir tweet daha gözümün önüne geldi. Karel Valens paylaşmış. Hı hı. İsrail ordu sözcüsü Hagari diyor ki İsrail Hava Kuvvetleri'nin savunma ve saldırı sistemleri alarma geçti. Düzinelerce uçak gökyüzünde hazır. Başta ABD olmak üzere stratejik ortaklarımızla koordinasyonu sürdürüyoruz. Ordumuz İsrail devletini ve halkını korumak için hazır demiş. İsrail'de de bir teyakkuz hali var. Biden tatilini yarıda kesiyor. Ve toplantıya giriyor. Kamala Harris'i almamışlar herhalde, uzaktan bağlanmış, yetişememiş. İngiltere'de de, özellikle Amerika'da ve İsrail'de şu an bir teyakkuz durum var. Şimdi Batı tarafı bu şekilde, ilk olarak gözlemimiz burada. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde İran'a dönüp baktığımızda da yanında kim var İran'ın? İran'ın yanında şu an kendi milis güçleri var diyebiliriz. İran'ın yanında doğrudan Rusya'nın olacağını, Çin'in olacağını sanmıyorum. Zaten Rusya'nın başı büyük dertte. Ben daha çok bu operasyon sonrası da Husileri konuşacağımızı düşünüyorum. Yemen tarafını konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bütün dünya ticareti geliyor, Babul Mendeb Boğazı'nda kilitleniyor. Ve Husilerde tabii ki bir devlet gibi davranmıyorlar. Tamamıyla bir örgüt gibi davranıyorlar. Yani o bölgede, Arap Yarımadası'nda yeni bir Hizbullah olma yönünde ilerliyorlar. Bu da onlar için büyük bir fırsat. Çünkü bölge insanını yıllarca, az önce sen de söyledin, İran İsrail'i tehdit ederek bölgedeki insanların teveccühünü kazanmaya çalıştı veya militan kazanmaya çalıştı. Yani İsrail karşıtlığı üzerinden kurdu bütün denklemini. 20 yıldır bu böyle. Hizbullah kuruldu. Hizbullah'ın bütün motivasyonu İsrail karşıtlığı üzerinde. 2006 savaşında da aynı mesele. Şu an Husiler
ile diğer örgütler arasındaki fark şu. Husiler aslında 2015'teki darbe sonrası Yemen'deki devlet sadece devletlerin elinde bulunacak silahları ele geçirmiş oldu. Yani ellerinde balistik füze de var Husilerin. İran'ın gönderdiği bu dronlar da var. Ve hatta de, zaten Samet çok an... özellik, son dakikalar var, o yüzden araya giriyorum. Hı. Şöyle bir şey geldi şu anda. Sonda ABD güçleri Irak ve Suriye'den İran insansız hava araçlarını engellemeye başladılar diye. Evet, şimdi uçaklarla engelliyorlar. Daha İsrail sınırına ulaşmadan Ürdün üzerinde, Suriye'nin Golan tepeleri üzerinde uçaklarla havada imha etmeye başladılar muhtemelen. Ama atılan bu drone sayısının 400'e yaklaştığı söyleniyor. Dalga dalga, birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga şeklinde. Tabii ki buna ne kadar devam edebilecekler onu görmek lazım. Yani bu da şu an İran'da aslında bölgedeki Amerika, İngiltere ve İsrail'in hava savunma gücünü test ediyor diyebiliriz. Tabii Hizbullah bir taraftan Lübnan'dan yine Demir Kubbe'yi zorluyor. Aslında bir karşı atağı hep birlikte bertaraf etmeye başlıyorlar. Asıl bizim konuşacağımız zaman, yani asıl krizin büyüyeceği yer... bu saldırı bertaraf edilirse ve edildikten sonra İsrail, Amerika ve İngiltere üçlüsünün İran'a nasıl bir cevap vereceği. Bütün her şey burada kilitleniyor. İran'a bir hava saldırısı mı, yoksa bir tabii ki kara saldırısını gerektirecek şu an bir şey görünmüyor ve beklenmiyor da. Asıl mesele İran'a verilecek cevap da gizli gibi görünüyor bana. Evet, valla biz de merakla bekliyoruz. Özellikle sosyal medyada şu anda o kadar çok video dolanıyor ki. Evet. Yani o da biz de dikkat etmeye çalışıyoruz şu anda ne var ne yok diye. İsrail tarafı enformasyonu çok iyi sağlıyor bu konuda. İran işte İran'ın kapalı olmasından, Samet Bey, İran'ın kapalı olmasından dolayı şimdi mesela İran'da ben bir sürü kişiye yazdım. Ayakta mısınız, hani yayını alalım vesaire diye. Evet. Yani kimse, hani bırak şey, internet tabii, olmadığı tabii. için yayına gidecek tabii. kimse yok yani. Evet. Bir ikincisi de İran'dan yayına katılmak biraz zor tabii ki. İran şu an orada öyle bir sıkıntısı var yani şimdi İran'ın. Orada. Şimdi ben şunu anlıyorum, özellikle ABD'liler eğer bu drone saldırısını durdurmaya başladılarsa yani Tel Aviv'e ulaşmadan bu dronelar yolda Tel Aviv'e. Ürdün, Suriye ve Lübnan üzerinde önce uçakla karşılayacaklar, yani uçak havadan havaya, sonra karadan havaya, yani asıl bekledikleri aslında bu dronlar değil, balistik füzeler ve hipersonik füzeler. Yani asıl tahribata, asıl şeyi verecek onlar. Ve bu dalgadan sonra da İran'dan o büyük roketlerin atılacağı bekleniyor. Füzelerin atılacağı bekleniyor. Asıl tahribatı onlar verecek. Onda muhtemelen birkaç saat içerisinde çok daha resim netleşmeye başlar. Yani saldırının çapı da netleşmeye başlar. Evet, valla biz de merakla bekliyoruz. Şimdi bir farklı Anadolu Ajansı'nda görüntüler geçmeye başladı. İster de bir teyakkuz durumu hakim. Yani Yemen dedin ama Yemen'de böyle bir ciddi manada bir güç var mı? Böyle bir İsrail'le işleyebilecek. Yani özellikle ekonomik olarak şey yapıyorlar, onu biliyoruz. İşte gemileri kapatıyorlar, gemi yollarını kapatıyorlar, gemileri durduruyorlar. Onu yapıyorlar da yani askeri anlamda Yemen'de ciddi manada bir güç vesaire var mı hiç bilmeyenler için? Yemen'de şöyle, Husiler sanayi ele geçirdikten sonra ciddi anlamda oraya yığılan, işte Suudi Arabistan tarafından verilen veya eski Ali Abdullah Salih döneminden kalma roketlerin falan hepsinin sahibi oldular.
Yani ellerinde bir üçüncü dünya ülkesinin sahip olabileceği bütün silahlar var Husilerin ellerinde. Ve aynı zamanda kendileri de roket üretimini İran'dan destek alarak yapıyorlar. Bunu Suudi Arabistan bölgesine yaptıkları saldırılarda da gördük. Tabii ki çok güçlü bir ülke değil ama artık ekonomiyle vesaireyle terbiye edilebilecek bir ülke olmaktan çıktı Yemen. Yani Yemen açlık sınırında yaşayan bir ülke ve tamamen milislerin kontrolüne bırakılmış bir ülke. O yüzden yani sizin Yemen'i durdurabilecek, ona baskı yapabilecek hiçbir argümanınız kalmıyor. Amerika açısından söylüyorum ya da İsrail açısından. Aslında Husiler, Amerikalılar veya onların kendi sloganları bile Amerika ve İsrail'e ölüm. Yani Husilerin bütün şeylerinde yazan sloganlar bunlar. Resmi sloganları yani. Husiler kendilerini göstermeye çalışacaklar ve onu durdurabilmek için Yemen gibi bir coğrafyada, çok zor bir coğrafya. Yani yüksek dağların bir tarafıyla çölün vesaire olduğu bir coğrafya. Bence Yemen'i ilerleyen yıllarda daha da çok konuşmaya devam edeceğiz. Yani bu saldırı evet. ise dahi. Bu arada çok özür dilerim. Yemen konusunda evet. bir ara verelim. Amerika'dan haberler var. Sağ olsun Yunus ha. Emre bilgilendiriyor. Diyor ki Biden şu anda konu hakkında bilgilendiriliyor. İran'la İsrail'in arasında, İran'la İsrail arasında neler yaşandığıyla ilgili canlı bir açıklama yapması beklenmiyormuş Biden'ın. Herhalde Amerika'nın olayı çok da büyümeyeceğini düşündüğü evet. düşünüyor gibi bir hava var. Kamala Harris az önce söylemiştik, katılmamış toplantıya. Trump tepkiliymiş. Böyle bir krizde ABD yönetimi canlı yayında açıklama yapmalı diye Trump evet. tabii yine yangına benzinle gidiyor. Evet, seni dinliyoruz Samet'ciğim. Dolayısıyla yani Amerika tarafı günlerdir az önce söylediğin gibi bu saldırıların kendi bilgileri dahilinde kısıtlı ve bazı bölgelere yapılacağını, yani İran'ın kendi imajını kurtardıktan sonra bu meselenin kapanacağını ve hatta sanki yapılan açıklamalarda İsrail'in de bu konuda ikna edildiği gibi bir süreç yaşıyoruz. Yani buradan büyük bir savaşı bekleyebilmemiz için dediğim gibi İsrail'in karşılık verip İran'daki askeri hedefleri çok ciddi bir şekilde bombalaması, İran'ın tekrardan buna cevap veriyor olması lazım. Bir de muhtemelen yarın daha geniş fotoğrafı göreceğiz. Yani bu İran'ın yaptığı saldırıların tahribatı meselesi. Yani şu an görünen, şu ana kadar yaptıkları saldırının ciddi bir İsrail'e tahribata yol açacağını kimse düşünmüyor. İsrail tarafı, ordusu zaten kendisi açıklama yaptı. Yani bunlar tahrip gücü düşük uçaklar, bunları halledeceğiz diye kendi halkını rahatlatmak için açıklama yaptı. Dolayısıyla evet, sıcağı sıcağına olduğu için şu an sosyal medyada özellikle çok büyük bir şeye dönüştü. Sanki 3. Dünya Savaşı başlamış gibi. Evet evet, şu an büyük bir fırtına kopuyor yani. Evet, ama şu an gidişat o yönde değil. Yani daha net şeyler görmemiz gerekiyor bunu konuşabilmek için. İran'ın yaptığı saldırıya ne kadar devam ettiği ve hangi çapta silahlar kullandığı. Yani şu an şu an söz ettiğimiz drone saldırılarını Suriye'de El-Kaide milisleri de kullanıyor. Yani bunları koordinatı girilen sürü drone dedikleri, içerisine bomba yerleştirilen bir takım cihazlar. Yani aslında İran biraz şu an maliyeti de ucuz bir saldırı yapıyor diyebiliriz yani şu anki gördüğümüz kadarıyla. İlerleyen saatlerde eğer bunun dozajı giderek artarsa ve özellikle sabaha doğru uzun menzilli füzeler kullanılmaya başlarsa artık işin rengi değişti diyebiliriz yani. Şu an bütün bunlar için erken.
Evet. Sevgili Samet Doğan, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın yayına katıldığın için. Biz de neler olup neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Samet Doğan özellikle bölgeyi yakından bilen isimlerden birisi. Kendisi ben 2013'te Halep'e girdiğimde Halep'te enkazlar arasında yatıp kalkan bir savaş muhabiri. O sebeple özellikle ona sormak istedik. İran'da neler olduğunu, neler yaşandığını kendisine sormak istedik. Bölgeyi de yakından takip ediyor. O sebeple Samet'i gecenin bir vakti yayına aldık. Teşekkür ederiz Samet yayına katıldığın için. Turan Kışlakçı, bölgeyi bilen isimlerden birisi kendisi. Turan Bey, merhaba. Hasta hasta sizi yayına çıkardık ama Turan Kışlakçı bizle beraber gecenin bir vaktinde. Nasıl okumak gerekiyor bu saldırıyı sizin bakış açınızdan? Evet tabii, bu aslında Nisan ayının başından beri konuşulan bir mesele. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin yakınının bombalaması, İranlı yetkililerin orada öldürülmesi, yine haftalardır aslında 3-4 aydır hem Suriye içinde ve Irak içinde İsrail'in düzenlediği operasyonlarda İranlı bazı yetkililerin ölmesi, toplam 8'e yakın insan İran devrim muhafızlarından hayatını kaybetti. Son Lübnan Şam'daki Büyükelçiliğe saldırı bunu tetikledi diyebiliriz. İran şu ana kadar sabrını stratejik sabır olarak lanse duyuyordu. Bu kavram çok önemli. İran'ın kendi uluslararası literatüre kazandırdığı bir kavram. Stratejik sabır. Yani biz bu saldırıya hemen karşılık vermeyeceğiz. Uzun bir sabır gerektiriyor bu. Ve bu sabır, stratejik sabır şu anda beraberinde yeni bir saldırıyı başlattı. Tabii bu ne olacak? Şimdi senaryolar konuşuluyor. Birçok şey hem Batı medyasında hem Orta Doğu medyasında, İran medyasında, İsrail medyasında da var ama İran ve İsrail medyası genelde bu savaşın süreceği yönünde ve de kısa süreceği. Ancak üç muhtemel konu üzerinde konuşuluyor. Bir, İran'ın saldırı düzenlediği, işte şu anda var olan saldırı. Bu saldırıyla birlikte İsrail'in sadece Lübnan ve Suriye içlerine saldırı düzenleyeceği ve böylece gün ardında yarın öbürsü gün Amerika'nın ve de aracı devletlerin rolüyle birlikte bunun sona ereceği. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, İran'ın bu saldırısına İsrail'in ciddi bir saldırı ve bir karşılık vereceğini, ancak bunun yine İran içinden daha çok Irak, Suriye, Lübnan düzeyinde olacağını söylüyorlar. Bu da yine bu 1-2 haftayı sürebilir, belki 3 hafta, ama genelde bu saldırılar Lübnan ve Suriye ekseninde kalacak deniliyor. Uzun 2 haftaya, 3 haftaya yayılacak bir savaş. Üçüncüsü ise tabii kimsenin beklemediği bölgesel savaş ve de küresel bir savaş. İşte Putin'in açıklamaları, Çin'in açıklamaları ortada. Amerika'nın bu işe dahil olması, İngiltere'nin bu işe dahil olması, bölgenin ciddi karışacağı, ki bu savaşın ana hedeflerinden bir tanesi sadece bunu Gazze, Filistin olarak okunmamalı. Bölgede hem Orta Doğu'da hem Akdeniz'deki hem bu Körfez açıklarında işte Süveyş kanalı olsun, buralarda petrol, doğal gaz, bu kanalizasyonu ile ilgili düşünürsek bu küresel savaşı tetikler. Allah korusun, Allah muhafaza, bu beklenmeyen bir şey. Fakat bu da ihtimal dahilinde. Peki ne oldu şu anda? İran az önce açıklama yaptı. 1000'e yakın drone gönderdiğini ifade etti. Hatta droneların üzerine Gazze resim adı yazılı şekilde fotoğraflar paylaşıldı. Ve aynı zamanda İranlı yetkililer az önce bir açıklama daha yaptılar. Sadece İran'dan yapılmadı bu saldırı. 4 ülkeden daha yapıldı İsrail'e karşı. Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan üzerinden de İsrail'e saldırılar başlatıldığını ifade etti. Tabii bu yine savaşın eğer yayılma ihtimali olursa nerelere kadar yayılabileceğini de bir göstergesi diyebiliriz bunu. Bütün ülkeler şu anda uçuşlarını durdurmuş durumda bölgeye yönelik. Irak üzerinden, Suriye üzerinden veyahut da Suriye üzerinden veyahut da İsrail veyahut da İran üzerinden yapılacak bütün o uçuşlar durmuş durumda bölgede. Yemen'de hakeza öyle. Yemen'de Husiler de az önce açıklama yaptılar. Biz de buna dahiliz. Bu savaş sürecek. Lübnan'da şu anda hareketlilikler var.
Güneyden İsrail'e yönelik füze saldırılan görüntüleri geldi. Az önce gazeteci arkadaşlarla orada konuşurken Lübnanlı gazeteciler onlar görüntüler göndermeye başladılar. Lübnan'da şu anda güney bölge, özellikle Dahiye bölgesinde, Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgede ciddi hareketlilikler var. İnsanlar sokaklarda. Tabii ne olacak bilemiyorum. İran bu kısa saldırıyı stratejik sabır içinde mi tutacak, yoksa bu stratejik sabrın bittiğini mi gösterecek? Bir iki gün içinde bunu görmüş olacağız. Evet. Tulan Bey, çok çok teşekkür ederim. Kıymetli olmanız için çok sağ olun. Çok sağ olun. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Evet, gece 1.19 oldu. Yaklaşık 50 dakikadır yayındayız. Farklı uzmanlarla konuyu anlamaya, anlatmaya, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Tabii konuk da yok. Niye yok? Herkes uyuyor çünkü. Saat 12'de biz yayın açtık. Sağ olsun arkadaşlarım da ayaktalarmış. Bizi hızlıca yayına hazırladı. Yunus Paksoy, CNN Türk'ün Washington temsilcisi. Daha birkaç hafta önce Netanyahu'yu istifaya çağıran Senato çoğunluk lideri Schumer, İsrail İran'ın saldırısı altındayken İsrail'in ve halkının yanındayız. ABD İsrail'in İran'a karşı savunmasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacaktır demiş. İran kartını çeken Netanyahu tüm ABD siyasetini hizaya getirdi. Gazze katliamı hikayede kaldı demiş Yunus, Washington'daki başarılı arkadaşlarımızdan birisi, meslektaşlarımızdan birisi. Nevzat Çiçek bir tweet atmış. İsrail Savunma Bakanlığı devam eden İran saldırısını nasıl yanıt vereceğine karar vermek için saat 6'da bir durum değerlendirmesi yapacak demişler. İsrail'den de farklı haberler geliyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynak diye haber gelmiş. İran askeri güçleri Ürdün'ün hareketlerini dikkatle izliyor ve olası bir eyleme katılmaları halinde bir sonraki hedef olacaklar demiş. Operasyon öncesinde, bakın bu önemli, Ürdün'e ve bölge ülkelere gerekli uyarılar yapıldı denmiş İran'dan. İlginç bir haber. Başka ne var ne var diye sizlere anlatmadığımız, aktarmadığımız ne var diye sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gecenin birinde sağ olun. Sizler de yaklaşık 17 bin kişi yayını canlı olarak izliyor. Yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir konuğumuz daha olacak. Eğer onu alabilirsek, yoksa yayını kapatacağım. Bir konuğumuz daha olacak. Şimdi arkadaşlara yazıyorum. Eğer o gelirse evet, gelmiyormuş. İşte görüyorsunuz, son dakika yayınlarıyla karşınızdayız. Sabaha karşı neler olacak, neler olmayacak inanın bilmiyoruz. İran, İsrail'e doğru yüzlerce drone gönderdi. ABD'den bazı kaynaklardan yapılan açıklamalara göre bu droneların bazıları imha edilmeye başladı. Bakalım Tel Aviv'de herhangi bir hasar vesaire olacak mı? Ya da Tel Aviv'e bu dronelar ulaşabilecek mi? Biz de elimizden geldiğince farklı yayınlarla sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Özellikle İsrail bu sürece nasıl bakıyor? İsrail'deki kaynaklar, gazeteciler, akademisyenler sürece nasıl bakıyorlar İran sürecine? Yoksa 80'den bu yana sıcak savaşa girmeyeceğini ısrarla dile getiren İran sıcak bir savaşın içine mi girecek? Böyle bir ekonomik krizdeyken hepsini sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Yayını beğenirseniz sevinirim. Böyle yayını beğenip bildirimleri açarsanız gecenin bir vakti ansızın canlı yayına çıkıyoruz karşınızda. Bazen ben, bazen Cüneyt Bey. O sebeple yayını beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hem Instagram'dan hem Twitter hesaplarından. Şimdi bu gecelik bu kadar. Görünen o. Bakalım dronlar, İran'ın dronları İsrail'e, Tel Aviv'e ya da farklı İsrail şeylerine ulaşabilecek mi? Hepimiz merakla bekliyoruz. Şimdilik bu kadar anlatacaklarımız, konuklarımızın anlatacakları. Yarın olası ciddi bir şey olursa tekrardan yayında olacağız. Yayın açarız muhtemelen, eğer ciddi bir şey yaşanırsa. Özellikle bölgede, bölge ülkelerinden İran'a destek mesajları ya da sıcak çatışma ya da drone ya da hava saldırıları, ciddi manada bir şeyler olursa biz de ansızın karşınıza geleceğiz, karşınızda olacağız. Bu saatte sağ olsun Onur geldi, Elif, Başak, Nazlı, Mina sağ olsunlar bilgisayar başında bana destek
verdiler. Sağ olsunlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza. Yeni bir yayında görüşünceye kadar ben Kenan Taş, tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi geceler diliyorum.